arkadaşım demiş ki siz de şimdi sağlık ağırlıklı bir üniversitesiniz. Evet. Mesela sağlıkla ilgili bir bölüm okuyacağım ama hani İngilizcemi de çözmüş olmam lazım. Diyor. Harika, çok güzel. Şimdi bu iki alanda diğer alanlardaki öğrencilere hizmet verebiliyor mu? Şimdi zaten bizim... Ortak ders ya da size gelip İngilizceyi sizin derslerinizi takip edip öğrenebilirler mi? Tabii. Ona onu da yapabilirler ama çok daha güzel bir şey sunuyor bizim üniversitemiz. Evet. Özellikle Yusuf hocamız ve Batuhan hocamız buna çok büyük önem vermekteler. Çünkü bizim Türkiye'deki tıpımız çok iyi. Yetiştirdiğimiz doktorlar çok iyi. Zaten pandemide hepimiz bunu gördük. Evet, hemşireler çok yani iyi. Sağlık alanında çok iyi. İyi insan potansiyeliniz insan var. İnsan kaynağımız o kadar çok ki dünyanın da bundan yararlanması gerekiyor. Bizim doktorlarımız ve hemşirelerimiz dünyaya açılamıyor. Tek bir handikaptan dolayı, dilden dolayı. O nedenle biz de müfredatı kurarken dedik ki, özellikle Yusuf hocamız çok bunu istedi. Artık Türkçe tıp okuyan, diş hekimliği Türkçe okuyan arkadaşlarımızın müfredatında da zorunlu İngilizce dersleri olacaktır 6'şer saat. 6 saat. Ve böylelikle tabii ki o dersleri verecek hoca grubumuz olacaktır. Ve o derslerde hem İngilizceyi ve her yıl gittikçe tıp İngilizcesine, hastayla ilişkideki kullanılabilecek İngilizce. Yani biz evrensel bir üniversite olmak istiyoruz. Zaten yani sevgili arkadaşlar, tüm üniversiteler dünyaya açılabilecekler. Evet. Her yerde çalışabilecekler. Atlas Üniversitesi'nin böyle bir fırsatı varmış. Bakın devlet üniversitelerde çok bilmez arkadaşlarım. Devlet üniversitelerinde bir yabancı dil enstitüsü, işte fakültesi, adları değişir. Yabancılar birimi vardır. Siz hangi alana yerleşirseniz yerleşin. Diyelim ki Türk dili ve edebiyatına yerleştin. Sen gidip oraya talep edebiliyorsun. Devlet üniversitelerinde de. Hak diyorsun ki ben yabancı diller fakültesindeki dersleri almak istiyorum. Ve senin önünde hiçbir engel yok. Öğrenci işleri aracılığıyla eğer istersen devlet üniversitelerinde de yabancı diller fakültesindeki dersleri takip ederek dil öğrenme işini halledebiliriz. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim üniversitemizde Creative Labs, X Labs diye laboratuvarlarımız var ki onlara da çok çok önem veriyoruz zaten. X Labs dediğimiz o laboratuvarlarda Şirin hocamın bölümü mütercim tercümanlık ve biz İngiliz dili edebiyatı çalışmalar yapacağız, projeler yapacağız. Tıp öğrencileri de o projelere gelip katılabilir. Oradaki etkileşimin içinde de olabilir. Dolayısıyla bu aktivite olabilir, şiir dinletileri olabilir, kitap kulüpleri olabilir, edebi sohbetler olabilir. Bu laboratuvarlar onlar için kuruldu. Yani tıp öğrencisi, işte diş hekimliği öğrencisi ilgisi varsa elbette ilgisi olmalı zaten. Çünkü sosyal bilimler ayağında olmalı bir hekim. Ve hiçbir hekimin de, genelde hekimleri şöyle eleştirirler, duygu yoksunu olmakla. Ama sosyal bilimlerin ayağından tutarsanız o duygu yoksunluğunu kapatabilirsiniz. Aslında çoğunlukla hani tıp fakültesine girer, bir kısmı doktor olur, çoğunluğu sanatçı olur derler hocam. Evet. Sosyal bilimler ayağı kuvvetli olanlara var. Hassas olanlar için derler.